Serracığım, eminim mantıklı bir açıklaması vardır. Hocam, gerçekten bilmiyorum. Ya bir yanlışlık olmuştur tabii ki. Canım, ne yanlış anlaşılması olacak? Saat biricin saati. Bu saatin senin elinde ne işi var? Bunu bana değil, bir zahmet kız arkadaşına sor. Şunu çantana koyar mısın lütfen? O saati ben buldum, çantanı da ben koydum. Oğlum, bu kadar zamandır niye bir şey söylemiyorsun? Kusura bakma Serracığım. Durduk yerde sorularımızla bunalttık seni de. Sen saati buldun, Serra'nın çantasına koydun. Serra'nın ruhu bile duymadı, öyle mi? Sen çiçek almaya indiğin zaman koltuğun altında buldum saati. Herhalde Biricik bindiğinde düşürdü. Ben de kaybolmasın diye senin çantana koydum. Keşke bana da söyleseydin. Affedersin, dalmışım. Gördünüz mü? Mantıklı bir açıklaması varmış. Biz de kızı sorguya çeker gibi. Kusura bakma Serracığım, lütfen. Yavrucuğum, bu münasebetsiz durum için çok üzgünüz. Çok. Tamam, tamam. Gereksiz uzadı konu. Herkes adına ben özür dilerim. Biz artık gidebilir miyiz? Tabii. İyi geceler, Asil Kutlusay ailesi. Bak, yine benim başıma patladı. Neden acaba Asineciğim? Selim. Selim, ne oluyor, anlatacak mısın? Sonra Serra. Ya ne demek sonra? Sonra hadi bin. Ne oldu? Tövbe, şüphara etmez patronunu söyle. Böyle kapıma adamlarını falan yollamaya kalkmasın bir daha. Üzgün Hanım. Ne yapıyorsun be? Yapmayın böyle. Ya ben ne yapıp ne yapmayacağımı sana mı soracağım? Defol git kapımdan. Polis çağıracağım bak. Ama bu para sizin hakkınız. Ben ne yapayım şimdi bunu? Bana ne be? Ne yaparsan yap. Ya neresini anlamıyorsun? Ben onun parasını istemiyorum. İyi de bu parayı size gönderen Erkan Bey değil ki. Kim? Hukuk sistemi. Davayı kazandık. Hissedarların payına düşen paralar tahsil edildi. Sizin vekaletinizde ben de olduğumda... Bütün hissedarlara ödendi yani para, öyle mi? Aynen öyle. Bilgin Hanım, lütfen buyurun. Biz susuzluktan öleceğimizi bilsek onun elinden bir bardak su içmeyiz. Anladın mı? Gişin bu parayı kime veriyorsan ver. Bilgin Hanım, lütfen dinler misiniz? Yok Erkan Bey, almadı. İkna edemedim bir türlü. Size karşı çok kötü bilenmişler. İşimiz zor. Hem de çok zor. Görüşmek üzere.
Anlatacak mısın? Önce sen anlatsan. O ne demek? Şimdi neyi anlatayım? Yani Biricik'in saatinin senin çantana nasıl girdiğini. Saati ben buldum, çantana koydum dedin ya. Evet. Evet, öyle söyledim. Çünkü herkesin içinde mahcup olmanı istemediğim için öyle söyledim. Nasıl ya? Sen koymadıysan... Kim koydu o zaman saati çantama? İşte onun cevabı sende Serra. Yani ben bilemem saati çantana kim koydu senin. Sen de ailen gibi benim çaldığımı düşünüyorsun yani. Ben sana çaldın demedim. O saat benim çantama nasıl girdi bilmiyorum. Ben hırsız değilim. Bana bak. İnanmıyorsun. Ya belki bir yerde bulmuşsundur. Bulup çantana koymuşsundur saati. Ondan sonra bizimkiler aşırı tepki verince sen ne yapacağını falan bilememişsindir belki panikten. O saati ne bir yerde bulup çantama attım ne de çaldım. Ve adım kadar eminim o saat benim çantama sizin o muhteşem evinizde biri tarafından konuldu. Güzel, bizim o muhteşem evimizde neden kim o saati senin çantana koysun peki? He, ben bir gecede hırsız olabilirim ama senin ailenden kimse bu saati benim çantama koyamaz yani. Tamam Serra. Sordum sadece, bir soruydu. İğrençsin. Yazıklar olsun, ben de seni adam sanmıştım. Serra. Ya sakın gelme. Bir daha görmek istemiyorum seni. Serra, ne bu halin? Misali sümük karışmış. Sinirlerim bozuldu. Aşk meşk konuları mı? Doğru söyle. Yoksa Şehzade Selim Hazretleri mi boyun uzadı sana? Hayır Nazlım ya. Ne oldu? Anlat o zaman. Saatin senin çantanda ne işi vardı Serra ya? O saati ne bir yerde bulup çantama attım ne de çaldım. Ve adım kadar eminim o saat benim çantama sizin o muhteşem evinizde biri tarafından konuldu. Yok ya. Yok, bu kadarını da yapmış olamaz herhalde. Ne yaptıysa? Ya Serra'yı köşeye sıkıştırarak beni zor duruma düşürmeye çalıştıysa? Salak kafam, nasıl aklıma gelmedi bu benim?
Dök içini rahatla be kızım. Evli sırrı değil ya. Amma kassın sen daha. Biricik'in saati mi ne kaybolmuş? Benim çantamdan çıktı. Hadi be. Hırsız oldum bir anda. Yani senin hırsızlık yaptığını sanan tayfanın da zekasına şüphe ederim. Kim lan bunlar? Selim ve ailesi. Yuh be. Biz Selim'lere yemeğe gitmiştik. Tam yemek bitti. Kalktığımızda çantam yere düştü. İçinden saat fırlayıverdi bir anda. Ben de ailesinin gözünde birden potansiyel hırsız oldum. Hele Asena. Bu kadar üstüme geldi ki yani. Bir tek gözümün içine baka baka hırsız demediği kaldı. Asena kim? Selim'in üvey annesi. Ya ama eminim. O saati o evden biri koydu benim çantamın içine. Ben gitmeden çantamı değiştirdim. Yalnız benim anlamadığım bütün bunlar olurken... Selim kalkıp iki çift laf edemedi mi onlara? Susturamadı mı onları? En kötüsü de o ya zaten. Önce... Saati ben buldum, ben koydum çantana dedi. Hah, aferin lan Selim'e. Sonra... beni eve bıraktığında o da hesap sordu benden. Hırsız yerine koydu yani beni. Bak sen şu işe. Aferin dedik, çocuk elimize patladı şimdi de. Hadi ailesi neyse diyeceğim de. Diyemem ama. Selim'in o bakışları. O hesap soruşu. Neyse. Ben gideyim artık, iyi geceler. Tamam, iyi geceler.